Gençler merhaba. Bu videoda sizlere e, lise 1'in güzel konularından ısı sıcaklık konusuyla ilgili e, bir video hazırlamaya çalıştım. E, umarım her zaman söylediğimiz gibi kaç yaparken göz çıkartmam. E, Müfredat bize diyor ki e, öğrencilerimiz temel kavramlar olan ısı sıcaklık ve iç enerji kavramlarını gayet düzgün bir şekilde anlasınlar diyor. Bakalım ben de anlatmaya çalışacağım. Şimdi ısının temel tanımı şöyle. Basitleştirmiş tanımı diye düşünebilirsiniz. Cisme verilen veya cisimden alınan cisme verilen veya cisimden alınan enerjiye biz ısı enerjisi diyoruz. Birimi kaloride kullanılabiliyor, jülde kullanılabiliyor. Ve ölçerken de neyle ölçüyoruz? Kalorimetre kabıyla ölçüyoruz. Şimdi burada Sorularda bazen bizi düşürmek için şu kavram yanılgılarını yaratmaya çalışırlar. Bakalım neymiş onlar. Örneğin soruda şöyle bir şey söyleyebilirler. Bir cismin ısısı atalım işte 500 jüldür falan şeklinde bir cümle kurabilirler. Bu cümle çocuklar fizik dersi açısından yanlış bir cümledir. Çünkü bir cismin ısısı diye bir şey olmaz. Hatta bazen şöyle de yapabilirler yine bizi düşürmek için. Bir kova suyun ısısı bir bardak suyun ısısından fazladır. Ne demiştik? Suyun ısısı diye bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu cümlede fizik dersi açısından yanlış bir cümledir. Peki öyleyse nasıl bir cümle kuracağız? Şöyle bir cümle kurabiliriz. Bir cisme 500 kalori ısı enerjisi verdiğimizde, verildiğinde veya alındığında. Öyleyse cisime verilen veya cisimden alınan denildiğinde bu cümle doğru bir cümle olmuş olur. Cisimlere ısı enerjisi verdiğimiz zaman sıcaklıkları ve veya halleri değişebilir. Peki, dolayısıyla sıcaklığa geldik. Hadi bakalım sıcaklık neymiş? Sıcaklık ise bir cisim oluşturan atomlardan sadece bir tanesinin ortalama kinetik enerjisi... Biliyorsunuz atomlardan oluşuyor maddeler, cisimler daha doğrusu... Ee, o atomlara enerji verdiğimiz zaman titreşimleri arttığı için hareketleri arttığı için kinetik enerjileri artıyor. Dolayısıyla da sıcaklıkları artıyor diyoruz. Burada da yine Türkçe bir sıkıntımız var. O da şu. Bir cisme oluşturan atomlardan sadece bir tanesinin artı ortalama kinetik enerjisidir derse soru o da yanlış. Kinetik enerjisiyle ilgili bir kavramdır. Tamam mı? Aman dikkat. Ee, eğer Cismimize ısı enerjisi verdiğimizde hal değiştirmiyorsa hal değişimi yoksa örneğin katıdan sıvıya geçmiyorsa ya da sıvıdan gaza geçmiyorsa cisimlerin sıcaklıkları kesinlikle artar. Şimdi burada ben bunu yazdım demek ki bununla ilgili bir, birkaç böyle düşürücü soru çıkmış üniversite sınavında o yüzden yazdım. Şöyle bir soru vardı. Bir cismi ısıttığımızda sıcaklığı artar demiş. Altında hangisi kesinlikle olur demiş. Bir kere ısıttığımız zaman sıcaklığı değişmeyebilir çocuklar. Peki ne olur o zaman sıcaklığı değişmezse ısıttığımız hal değiştirir. O yüzden burada başına böyle bir şey ekledim. Hal değiştirmiyorsa ısı enerjisi alan cismin sıcaklığı kesin artar. Bu hal değiştirip değiştirmediğini bilmiyorsak ısı enerjisi alan cismin sıcaklığı artar diyemeyiz. Yani daha doğrusu kesinlikten konuşamayız. Gelelim iç enerjiye. İç enerjide bir cismi oluşturan atomların sahip olduğu her çeşit kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamına iç enerji diyoruz. Dolayısıyla bir cismi ısıttığımızda sıcaklığı artar mı? Bilemeyiz ama iç enerjisi kesin artar. Isıttığımız cisimlerin hali değişse de değişmese de iç enerjisi kesin artar diyoruz. Peki sıcaklığı neyle ölçüyoruz? Sıcaklığı termometre denilen aletlerle ölçüyoruz. Termometreleri çalışma prensiplerine ve çalıştıkları yerlere göre, yapıldıkları malzemelere göre eskiden şöyle üç ayırıyorduk. Sıvılı, metal, gazlı diye. Daha sonra dijitalle ekledik. Daha sonra yakın zamanda bunu da müfredata ekleyeceklerini düşünüyorum. Pirometre. Sıvılı termometreler içinde bir kabımız var. içinde bir sıvı var. Bu sıvı dışarıdan aldığı senersinden dolayı genleşiyor. Bu burası yükseliyor ve üzerinde işte 22, 23, 24 gibi sayılar oluyor. Dolayısıyla da ortamın sıcaklığını bize gösteriyor. Gördüğünüz gibi 22, 23, 24 derece diye dediğimiz şey günlük yaşamda kullandığımız bir şeydir. Metal termometreler ise şöyle elimizde kıvrılmış bir metalimiz var. Bir yere sabitlenmiş. Ondan sonra bu ortamın sıcaklığı arttığında, ısı enerjisi aldığında ortam bu şöyle şu şekilde döne, dönerek genişliyor, genleşiyor. Dolayısıyla da sayıları şuradaki üzerinde sayıları gösteriyor. Mesela kaç yazmışım buraya? 1050, 1100. Oo, yüksek. Demek ki metal termometreleri nerede kullanıyoruz? Fırın, fabrika gibi çok yüksek sıcak olan, sıcaklık olan mekanlarda kullanıyoruz. Gazlı termometreleri ise bir kabımız var. Bu kabımız katı bir kap şurası, şu kısmı. Ondan sonra içinde gaz var. Şurasında da bir esnek bir zarımız var ortamın sıcaklığı arttığında gazla genleştiği için şu zarı ittiriyor. İttirince de şuradaki ok bize sayıyı gösteriyor. Ne yazmışım şuraya? 18,2 18,3 Buradan ne anlaşılıyor? Demek ki hassas ölçüm gerektiren laboratuvar ortamlarında gazlı termometreler kullanılabiliyor. Dijital termometreler ise size bu konuyu araştırmak adına incelemeniz adına şöyle bir şey yazayım. Piezo elektrik malzeme kullanılıyor bunların içinde. Piezoelektrik malzeme günümüz şartlarında ilk e, araştırma yapan kişi Madame Curie. E, son dönemde Türk bilim insanlarından Canan Dağdeviren bu konuyla ilgili çok güzel araştırmalar ve sonuçları var. Ee, dışarıdan bir pil gerektirmeden elektrik enerjisi üretebilen bir kalp pili tasarladı Canan Dağdeviren. Ee, bilim dünyasında önemli bir ses getirdi. Ee, bu konuyu araştırmanızı öneririm. Çok güzel YouTube üzerinde videolar var bununla ilgili. Dijital termometreler bu arada nerede kullanılıyor? Artık hemen hemen her yerde kullanılabiliyor. Gelelim pirometreye. Pirometre nedir? Pirometre de e, aynı başımızdaki şu e, sıvılı termometrenin günümüzdeki kullanılan halini biliyorsunuz. E, işte bebeklerin başına tutuluyor da e, sıcaklığına ölçüyor ya. Bunun çok daha sıcak ortamlarda yani metal termometrenin dijitali diye düşünebilirsiniz bunu. E, bu da çok sıcak yerleri dijital olarak ölçerken kullanılıyor pirometre. Gelelim e, şuna kullanılan e, birim bakımından termometre çeşitlerine gel geliyoruz şimdi. Şimdi burayı anlatabilmek için öncelikle şu girişi yapmamız lazım. Cisimleri ısıttığımız zaman şu fark edilmiş. Hal değişimi esnasında ve cisim tamamen hal değiştirene kadar sıcaklık sabit kalıyor. Bu çok önemli bir cümle. Hal değişimi sırasında ve cisim tamamen hal değiştirene kadar sıcaklık sabit kalıyor. Sıcaklığın sabit kaldığı bu duruma termometrenin üzerinde bu termaliteyi yapan bilim insanları tarafından kendine göre bir sayı fayda etmiş. Şimdi buzun suya dönüşme anında e, su biliyorsunuz hayati bir e, madde o yüzden su e, önemsenmiş bu konuda. Buzun suya dönüştüğü anda sıcaklık değişmediği için buraya Celsius buzun eridiği ana o andaki sıcaklığa sıfır olsun demiş. Fahrenheit 32 olsun demiş. Kelvin 273 olsun demiş. Ben de donma noktasına bir tane sayı attım. Aynı şekilde su kaynarken de sudan e, buhar haline dönüşürken de sıcaklık sabit kalır. O sıcaklığın sabit kaldığı yere Celsius 100 olsun demiş. 100 güzel parça olduğu için demiş. Fahrenheit 212 olsun demiş. 32'den 212'ye araya 180 eşit parça alır. Dolayısıyla burası daha ayrıntılıdır Celsius'a göre Fahrenheit termometresi. Kelvin ise yine 100 parça koymuş. Güzel kolay bölündüğü için. O da kaynamasına 373 demiş. Ben de bir kaynama noktası değeri atıyorum. Peki bunların arasında değişimi sıcaklık değişimini nasıl yapacağız? nasıl çevirim yapacağız? Celsius bölü 100. Buradaki 100 şu ikisinin arasındaki fark olduğu için. Eşittir. Fahrenheit eksi dolma noktası yani 32 bölü aradaki fark olan 180. Kelvin eksi 273 donma noktası bölü aradaki fark 100 eşittir. Ufuk termometresi eksi donma noktasına kaç verdiysem bölü kaynama ile donma arasındaki farkı da buraya yazacağız. Bu arada ilginç bir şeyden bahsedelim. Evrenin en soğuk yeri eksi 273 santigrat derecede çocuklar. Bunun anlamı şu. Sıfırdan 273 daha geriye geliyoruz. Burası 100 parça gördüğünüz gibi. Kelvin de 100 parça. O zaman buradan 273 geriye geliyorsak buradan da 273 geriye geliyoruz. 273'ten 273 geriye gelirsek e, sıfır 0 Kelvin olur. İşte buradan daha aşağıda daha soğuk bir yer yoktur. İşte o yüzden 0 Kelvin'e mutlak sıcaklık yani eksi değeri olmayan sıcaklık adı verilir. Öyleyse üniversite sınavındaki şu, şu, soruyu hatırlayalım birinci basamakta. Aşağıdaki ölçümlerden hangisi yanlış yapılmıştır tarzında bir sorumuz vardı. Şıklardan birisinde eksi 5 kelvin ölçtüm yazıyordu. Dolayısıyla eksi 5 kelvin ölçülebilecek bir sıcaklık değildir. Çünkü 0 kelvin altı yoktur. Dolayısıyla da bu ölçüm yanlış bir ölçümdür deriz. Hatta bir ilginç bir şey daha söyleyeyim size. Kelvin yazılırken buradaki Celsius derecede şurada bakın şu üzerine şöyle derece işareti konulur. Kelvin de konulmaz. Kelvin özel bir durum olduğu için ona derece işareti yapılmaz. Pekala şimdi gelelim bu formülü biz nasıl kullanacağımıza. Diyor ki sorumuz 20 santigrat derece kaç Fahrenheit'tir? Önce formülümüzü yazıyoruz. C bölü 100 eşittir Fahrenheit eksi 32 bölü 180. Bunu yazdıktan sonra 20 santigrat dediğimiz için C yerine 20 yazıyoruz. 20 bölü 100 eşittir. F eksi 32 bölü 180. Hadi birazcık ufak bir matematik yapalım. Şunlar sıfırlar birbirini götürür. Şunlar da aynı tarafta olduğu için götürür. 18'i şöyle alırsak. 2 çarpı 18 36 eşittir. F eksi 32. Dolayısıyla bu 32'yi de bu tarafa alırsak 68 derece olur. Yani 20 santigrat derece 68 Fahrenheit dereceye eşitmiş. Peki hadi bir tane daha yapalım. Elimiz alışsın. 300 kelvin kaç santigrat derecedir? Şimdi bunu nasıl yapacağız? Kelvin ve santigrat dediği için Kelvin ve santigratın formüllerini alıp hmm. eşitleyeceğiz birbirine. C bölü 100 eşittir. Kelvin eksi 273 bölü 100 300 kelvin dediği için şuraya Kelvin 300 yazacağız. C bölü 100 eşittir 300 eksi 273 bölü 100. Şu değerler birbirini götürür. Öyleyse Celsius termometresi 300'den 273 çıkartırsak 27 santigrat dereceyi gösterir. Bu arada bakın az az santigrat derece dedim. Santi çocuklar 100 demek latince de. Dolayısıyla santigrat derece demekle Celsius derece demek aynıdır. Sakın şaşırmayın. Gelelim bir başka soruya. Diyor ki sorumuz. Hangi sıcaklık değerinde Fahrenheit ve Celsius termometreleri aynı sayıyı gösterir? Yazalım. Celsius ile ilgili formülümüz C bölü 100. Fahrenheit ile ilgili formülümüz F eksi 32 bölü 180. Sonra diyor ki aynı sayıyı gösterecek. Yani buna Celsius'a X dersek X bölü 100. Fahrenheit de aynı sayıyı gösterecek. Sonra da X diyeceğiz. Öyleyse. X eksi 32 bölü 180. Sonra içler dışlar çarpımı yapabiliriz burada sanırım. 180x eşittir 100x eksi 3200 yapar. Bunu bu tarafa aldım. 180x'den 100x çıktı. 80x eşittir eksi 3200. O da x eşittir. Her iki tarafı 80'e bölersek eksi 40 derece yapar. Yani buradan çıkan sonuç şu. E, Celsius termometresi eksi 40 santigrat derece gösterdiğinde Fahrenheit termometresi de eksi 40 Fahrenheit'i gösteriyormuş. Bu şundan kaynaklanır çocuklar. Bakın burası 100 parça ya. Burası da 180 parça. Bunun bir parçaymış gibi küçük parçasını alsak burası 1.8 parça yapar. Yüze böldüm yani. O zaman bu 1 artarsa bu da 1.8 artar. Demek ki bunlar Katlaya katlaya giderken bir bir bu da 1.8 1.8 giderken bir yerde kesişiyorlarmış. Kesiştiği yerde yukarıda değilmiş aşağıdaymış grafiğin altındaymış. Yani buradan bir bir buradan da 1.8 1.8 gittiğimizde eksi 40 ile eksi 40 aynı anda aynı yerde denk geliyormuş. Evet devam edelim bakalım. Bir başka termetre sorusu yine. Şöyle. 1x termetresi suyun donmasını 20 derece gösteriyormuş. Kaynamasını da 170 derece gösteriyormuş. Öyleyse diyor 30 santigrat dereceyi kaç x gösterir diyor. Neydi formülümüz? C bölü 100 çünkü santigrat derece sorulmuş eşittir. Ee, bir Herhangi bir termometre olduğunda ne yapıyorduk? O termometre eksi donma noktası bölü kaynama noktası ile donma noktası arasındaki fark. 30 santigrat dereceyi diyor. Öyleyse C yerine 30 bölü 100 eşittir. X eksi donma noktası 20 gösteriyordu. Kaynama noktası da 170. Öyleyse 170 eksi 20. Ee, birazcık daha hafifletelim. 30 bölü 100 eşittir. X eksi 20 bölü 170'ten 20 çıktı. 150. Minicik bir matematiğimiz var burada. Şu sıfırlar birbirini götürdü. Şu sıfırlar da birbirini götürdü. 15 3'ün yanına aldım. 45 eşittir. X eksi 20. Buradan X eşittir. Bunu bu tarafa alırsak 45, 20 daha. 65 derece X gösteriyormuş. Gelelim bir başka soru tipine. Bir Y termometresi 20 santigrat dereceyi 70 olarak 50 santigrat derecede 110 olarak gösteriyorsa aynı termometre 65 santigrat dereceyi kaç y olarak gösterir? Şimdi burada bu soruda Donma noktası ve kaynama noktası verilmemiş. Öyleyse bu soruyu nasıl çözeceğiz? Bu soruyu grafik çizerek çözeceğiz. 20 santigrat dereceyi 70 y derece. Öyleyse şu ikisini birleştiriyorum. Bir nokta buldum. Sonra ne diyor? 50 santigrat derece 110 derece. 50 santigrat dereceyi de 110 derece. İki ta i̇kinci noktamızı da buldum. Bu iki noktayı bulduktan sonra... ...buradaki arasındaki noktaları birleştiriyorum. Şöyle birleştirdim. Şöyle bir grafik çizdim. Sonra diyor ki bize... 65 santigrat dereceyi kaç y derece olarak gösterir? Buraya da y yazalım. Şimdi bakalım buradan sonra ne yapacağız? Şimdi buradan sonra şöyle bir şey yapacağız. Üçgenlerin benzerliği yapacağız. Nerede üçgenlerimiz? Şuradan çiziyorum. Şu şekilde üçgenlerimiz var. Şu küçük üçgenle şu büyük üçgen birbirinin benzeri üçgenlerdir diyoruz. Şurası 50 ile 20'nin arası 30. Şurası 65 ile 20'nin arası 45. Şurası 110 ile 70'in arası 40. Şurası y ile 70'in arası y eksi 70. Peki nasıl bir formül yazacağız burada? Şimdi ona bakalım. Küçük üçgenin büyük üçgen oranı. 30 bölü 45 eşittir. Küçük üçgenin büyük üçgen oranı. 40 bölü y eksi 70. Burada birazcık matematik yapalım. 30'da 15 2 kere, 45'de 15 3 kere sadeleştirdim. Bunu burayı çarptım. 2y eksi 140. Bununla burayı çarptım. Eşittir 120. 2y eşittir. 140 bu tarafa giderse 260. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Y eşittir 130 derece imiş. Yani e, Celsius termometresi 65'i gösterdiğinde Y termometresi de 130'u gösteriyormuş.